Evet, Osman abi TV'den herkese selamlar. Bu taraftaki yumurtayı attım. Tabii bozulmuştu. Şu kelebeklerin yumurtladığı yumurta yatmamışlar. Artık döllü mü dölsüz mü bilmiyorum. Bu da bozulmuştur. Bunları doğaya, yani aşağı bahçeye sallıyorum böyle. Yapacak bir şey yok. Bu da mavi bıçaklıyla benim çilli dolapçının yumurtası. Yumurta nasıl boş anlıyorum. Onu size göstereyim. Şöyle güneşe tutuyorum. İçinden anlaşılıyor veya bir fener yardımıyla. Bir de şöyle hafiften şöyle sallarsanız lık 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 ediyorsa böyle sağa sola çarptığını hissediyorsanız bozuk demektir. Ne yazık ki yumurtamız bozuk. Onu da sallayalım. Doğaya, toprağa geri dönüşüm. Yapacak hiçbir şey yok. Mülakatlar yabancı gibiydi. Ben yine bir dakika ya ne oluyor? Mülakatları kapattım. İşte çarşamba gününün son durumuna takiben bunları hazırlayayım şimdiden. Neden diyecek olursanız yarın yine bir işlerim var dışarıda. İnşallah yarın daha da iyi toplamış olurum kendimi. Bu bangoları buraya aldım. Bunlar hazır eş. Dişi de uçmaya başladı. Kanatları açıldı. Bakın evet o dediğim kelebekte bir gariplik var. Bir böyle acayip durgun falan. Tüye mi giriyor diye öyle nedir? Aman Allah'ım. Bu nasıl bir eşe çağırma? Evet, dişi de onu beğenmiş belli. Tamam. Yani güzel kardeşler, durum şu an iyi. Bir tek şu dolapçıların yer tutmasını bekliyorum. Şu erkekle dişinin. Onlar da bir an önce tutsun. Havalar düzenlendi. Düzenlendi diyorum. Havalar güzelleşti. Bu kuş dişi. Hatta şunun dişisi. Ama bir türlü bir şey yaptıramadık bunlara. Ne hikmetse. Bu arada fırtına da arttı bugün. Ben son durumu çektikten sonra. Yani ne yaptık? Buradaki yumurtayı da aldık. Yumurtaları bir elden geçirdik. Burada da bir tuhaflık var. Kuşlarda. Bir tuhaflık var. Hayır çocuğum hayır. Çok sempatik bir şey. Bu azman. Bu dişiyle bu erkek eş. Tamam eş oldu ama dişi burada. Erkek orada hep. Yani bir türlü yan yana gelemiyorlar. Ne hikmetse oradan kendilerini görüyorlar diyebilir. Nedir? Öyle daha rahat hissediyorlar. Şimdi Osman abimin bir dakika. Evet, getirdiği baskalar. Bakın kerataya bakın kerata. Nubudi ile bizim sarı eş. Bu siyah dolapçılar uçur kaçır için aldığımız uygun fiyat 12,5 tanesini. Onları da deneyeceğiz artık hep birlikte göreceğiz. Dur çocuğum dur gelme ya. Doyurdum karnınızı da daha ne istiyorsunuz ya? Allah aşkına. Yani şu anda durum bu. Bir tek sıkıntımız. Yani kuşların eş olmaması falan işte. Yani onunla nasıl yapacağız bilmiyorum. Zamanla şey yapacağım ya. Şu bakalım kuş düşmanlarından falan bir şey çıkacak mı, edecek mi? Hastalandım, keyfimi kaçırdılar. Görüyorsun. Hayır çocuğum, hayır. Dışarısı yok, dışarısı yok. Çok rüzgar var. Kapatalım. Durum bu kardeşler. Yumurtaları elden geçirdik. Boş yumurtaları attık. Şimdilik hoşça kalın. Evet güzel kardeşler, Osman abi TV'den herkese selamlar, sevgiler. Akvaryumdaki radikal değişim başladı. Saroygin repensleri yarıya kadar söktüm. Yani şuradan şuraya kadar olan kısmını. Suyu çok da bulandırmak istemiyorum. Çıkardıklarımı böyle bir leğene koyuyorum. Bakalım buradan ayıklarız. Olmadı buket buket satarız. Bayağı da bir bulandı etraf bakın. İşte saksı toprağı hem iyi hem kötü. Güzel kardeşler hem iyi hem kötü. Yani böyle sonradan bitki sökeceğiniz zaman mahvediyor ortalığı. Durum bu. Bunu hemen paylaşayım dedim sıcağı sıcağına. Aslında başlık çok çıkıyor. Evet bazen diyorum çıkartamayacağım. Başlık bu uyduramayacağım ama bir sürü başlık çıkacak. Yani biz böyle ayrı ayrı yapalım hepsini. Yani bu şekilde radikal değişime başladık akvaryumdaki. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şu ışıkları şuraya alalım tekrardan. Bakalım. Durum bu şimdilik. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.
Evet dostlar, radikal değişim devam ediyor. Bu tarafı da söktüm. Valla bayağı bir atık çıktı ortaya, kökler mökler falan filan. Bir dakika ya, şurada yine bir şeyler kalmış kökleri. Ne biçim kuvvetliymiş ya bunların, baksanıza bileğen çıktı ya. Böyle üretiyoruz üretiyoruz. Bir dakika, gel çocuğum gel. Orada kalan gözüme çarpanları alayım şöyle. Su durulmaya başladı. Hop. Elimiz kolumuzu ıslattık. Yapacak bir şey yok. Bu kalıntıları da şöyle bir silkeleyeceğiz yani. Başka çaresi yok. Ufak ufak her yer toz duman oldu yani. Ama yapacak bir şey yok. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bu işler böyle. Yani şey kullanırsan öyle olur. Saksı toprağı kullanırsan öyle olur. Şimdi ön tarafa güzel bir şey yapacağız. Monte Carlo da bu fiyata dahil mi diye soran bir kardeşimiz olmuş. Ya tabii ki Monte Carlo yok bende güzel kardeşim. Olsa dahil ederdik. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Evet sevgili dostlar. Ön plan yani zemin bitkisi olarak kullandığımız taro repensleri söktük. Onların tahliyesini gerçekleştirdik. Tabii ne oldu? Merceğe de ihtiyacımız kalmadı. O yüzden mercekleri sökeceğim. Şöyle dikkatli bir şekilde elimizi elektrik melektrik çarptırmadan, bari söktüklerimi de şuraya koyayım. Valla gerçi driver'dan geçiyor. O kadar da çarpmaz ama yani yine hiç lazım olmayan bir şey. Şeylerim gelsin. Full spektrumlarım. Hemen bunu da tedavi edeceğim yani, bu mavi kırmızı kombinasyonundan çıkacağım. Yani bu mavi kombinasyonu, mavi kırmızıyı şey yapacağım. Full spektruma çevireceğim. Full spektrum daha iyi bence. Ya zaten adı üstünde full spektrum. Bitkinin bütün gelişimi için gerekli bütün spektrumları ihtiva ediyor. Hop. Bir dakika. Çok fazla zorlamayalım. Ha şöyle ya. Aman. Sonucu biraz yapışmış gibi. Elimize ayağımıza dikkat ederek. Hadi gel çocuğum. Tamam. Şöyle gözlerimizi kapatalım. Ha. Evet, daha da iyi oldu yani. Daha da aydınlık oldu ortalık. Durum bu güzel dostlar. Şimdilik hoşça kalın. Ledler de gözümü aldı ya. Acayip hem de yani. Acayip gözümü aldı. Şimdilik hoşça kalın. Osman abi TV'den herkese selamlar. Ağzım burnum iyice tıkandı. Antibiyotik tabii dışa vuruyor. Aybüke gelir misin buraya? Hayır hayır. Hayır. Hayır dur, sonra sonra, çok özür dilerim. Herkese bir merhaba de. Yani dışarıdaydım. Ekran kartımla işte bilgisayarımın CPU'sunu sattım. Anakartı da verdik. Onları götürdüm, teslim ettim. Çok şükür onlardan da kurtulmuş olduk. Akvaryumumuz iyi. Tabii güzel bir dip çekimi yapmam gerekiyor. Bu kalıntıları falan hepsini temizlemem lazım. Onun dışında yem bekliyorlar. Herkes yem bekliyor. Yani aslında güzel kardeşler, işte dün de söylediğim gibi bayağı bir başlık çıkıyor ama ben böyle son durum videoları çektiğim için yani mesela başlıklarda şu olabilir. Başlıkta bir şeyden bahsediyor olabilir ama son durumun içinde bir sürü şey çıkıyor, içerik çıkıyor. Yani o yüzden beni bağışlayın. Hani hepsini tek tek video yapmaktansa bu şekilde toparlıyoruz. Yani hani ana konulara, başlıklarda değineceğim tabii, bu değinmeyeceğim anlamına gelmiyor. Detalarımız afiyet olsun. Meleklerimiz. Hop. Aybüke ne yapıyorsun kızım? Bir bakabilir miyim? Bir bakabilir miyim? Heh, iyi tamam. Aybüke de burada benim kontrolümde. O yüzden
Tam böyle yaramazlık yaşları şey yapmamam gerekiyor. Gözümün önünden kaçırmamam gerekiyor. Maazallah. Bir şey yutar, yanlış bir şey yapar. Kuşlara yine çıkacağım bugün. Tabii kuş günü. Hava iyi, çok fazla esmiyor. Onun dışında meleklerimiz iyi, özel ırklar iyi. Bir sıkıntı yok. Gel bakalım tombalak. Nereye gelmiyor musun yani baba çağırınca? Kaşık bulmuş. Aybüke'nin oyuncakları bunlar. Millet bebeklerle falan oynar. Bu kaşıklarla, takımlarla, taklavatlarla, kutularla. Olsun, yaratıcı olduğuna işarettir bu da. Şikayetim yok. Yani özel ırkları da yemledik. Meleklerimiz de yemlerini yedi. Meleklerin artık yumurtlamasını bekliyoruz güzel kardeşler. Durumumuz pet odasında yani. Şu anda böyle steroidli repensleri koydum. Steroidli repenslerin hepsini. Hepsini 30 liraya verebilirim. Ama ufaktan bir saç yosun oluşumu var, çok az. Onun dışında biraz böyle formları düşük. Hepsini ne dedim ya? Hepsini 30 lira mı dedik? Yani işte 30 liraya veririz ya güzel kardeşler. 30 mu dedik, 20 mi dedik? Hadi 20 olsun, 20 düşürelim. 20 olsun. 20 liraya veririz. Durum bu. Bunun şeyini modifiye ediyorum, ışığını. Neden modifiye ediyorum? Onu da bahsedeyim hemen. Bir saniye dostlar. Şunu alalım, hatta yakalım şimdi. Aybüke olmaz. Orada bir şey bulmuş. Vay uyanık vay. Olmaz. Olmaz kızım. Olmaz. O senin için değil. Hesap makinesini alabilirsin. Görüyor musunuz? Çocuklar böyle. Gözden bir kaçır gitti. Ya şuralarını keseceğim bu fazlalıklarını. Çünkü ışığı topluyor. Çok da yayılmasını engelliyor. Bakalım nasıl olacak yani. Ama şimdi yapmayayım tabii bunu. Daha sonra yapayım. Bir dakika, tek elle de bunu nasıl koyacağız? Ama oldu mu şimdi? Ayağın acıdı mı? Gel bakayım buraya. Bırak, oynama diyorum sana her şeyle kızım. Gel. Ne oldu? Orada bir şey düşürdü ayağına. Güzel kardeşler, kusuruma bakmayın. Vallahi bir yandan çocuk bakıyorum, bir yandan son durumu hazırlamaya çalışıyoruz. Durumlarımız bu şekilde. Bir dakika, ne oldu? Bir yanlışlık var. Ha, tabii oradan çekiyor. Olmaz. Olmaz. Bunu çeker düşürür. Başımız belaya girer. Şimdilik böyle dursun bakalım. Sizleri seviyorum. Dışarıdan devam edeceğim. Pet odasında durumlar şu anda böyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Dışarıdan görüşürüz. Evet sevgili dostlar, terasa çıktım. Hava yani böyle kısık bir güneş var. Yine iyi yani, o iğrenç çöl şeyini getirdi, tozunu getiren havalardan iyiydi yani. O zaten çöl tozu geliyor ya, Arabistan'dan mıdır nereden geliyorsa. O hasta ediyor milleti, salgın getiriyor ya. İşte tabii orada çölde bin bir türlü hayvanın şey pisliği de geliyor o kumlarla. Dün şeyi açtım, şu dolapçıların kanadını açtım ben, o çiftlerin. Niye açtım? Çünkü zaten erkek yatık. Dişinin de kanadında hafiften ur oluşumu var. Yani onu da şey yapmadım yani. İyice yatık kalmasın. Kaçıyorsa da kaçsın. Zaten 12,5 liraya aldık ya. Gel, gel. 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 Dün sarı bir kuş dolaşıyordu. İndiremedik bir türlü. O taraflarda dolaştı durdu. Yani yapacak bir şey yok. Mülakatlar sanırım eş olmuş. Dişi çok neşeli. Durgun kelebeğimiz de burada. Orada kısmen iyi. Herhalde tüyden dolayı öyle oldu ya hayvan. Yani beyaz beyaz martılar gelmiş. Bu ne ya? Ne? Posta mıdır nedir? Evet, bir posta sanırım. Evet, diğerini arıyor. Boş ver, hiç gerek yok. Postayla mostayla uğraşamayız. Gel, 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 gel.
Evet, bu siyah başlı martılardan gelmiş buraya da. İlk bu tarafa açtım kardeşler çünkü kontrolü elimde olmasını istedim. Hepsi karışmasın. O öteki tarafı ayrı açacağım şimdi, sokarken falan zorlanıyorum. Bir de Aybüke aşağıda, babam uyuyor. Annem yok, sıkıntılı durum. Arada bir gidip kontrol etmem gerekiyor, siz de takdir edersiniz ki. Çizgi film açtım aşağıda telefondan. Onun başında uyuyabilir ama kontrol etmem gerekiyor çünkü yaramaz. Şimdi evet, gel gel gel. Benim bango dişiyi de buraya aldıydık biz. O nerede ya? Bir dakika. Korkmayın çocuklar, korkmayın. Korkulacak bir şey yok. Mülakatlar burada. Allah Allah. Bango dişiyi almadık mı biz ya? Aldık. Ne oluyor yahu? Bango dişiyi almamışız kardeşler. Hadi bunları da açayım. Hadi bunları da açayım. Topyekun. Topyekun halledelim bu işi. Uçmak isteyenler, kaçmak isteyenler. Buyurun. Orayı da açalım. Evet ya, bango dişiyi almamışız ya. Şimdi. Azzallah, azzallah. Durum bu kardeşler. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın.